konakta başka bir konu yok. 7/24 sabah akşam hicran, hicran, hicran. Ama az kaldı. İlk fırsatta o kadından kurtulacağım. Dur kızım, sakin ol. Öldüreceğim. Öldürüp tamamen kurtulacağım artık ondan. Sakin ol. Merhaba. Yanlış bir zamanda geldim herhalde. Buradan çıkalım. Ne konuşacaksak dışarıda konuşalım. Sayende yeterince rezil oldum zaten. Sen zaten rezilsin. Ben şimdi seni... Esat Bey, lütfen buna hiç gerek yok şu anda. Rica ediyorum. Bu adamı mı müdafaa ediyorsun bana? Sen bunun kim olduğunu biliyor musun? Yapma. Ben galiba nerede olduğunu tahmin ediyorum. Ya şey, Soner bir şey yapmamıştır değil mi? Hayır hayır, Soner'le bir ilgisi yok. Yani... Ya bugün ablam için yaz günü. Bir saniye, ben anlamıyorum. Yani aslında bugün Hicran ablamın kızının ölüm yıl dönümü. Ya her sene bugün kızının yanına gider. Onunla saatlerce konuşur, toprağını okşar. Yani onu bulmak istiyorsanız mezarlığa gidin. Öyle mi? Evet. Anladım. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Aa, baba bak. Hicran ablam. Bebeği kaybettik. Başınız sağ olsun. Ne olur konuşayım artık kızıma, ne olur. Hicran abla. Hicran abla.
Sizin burada ne işiniz var? Babam anlattı. Kızım buradaymış. Toprak ana almış onu. Benim annemi de o aldı. Senin kızın benim de annem uzakta. Benim senin kızını almamı ister misin? Sen benim canımın içisin. Ömrüme ömür, canıma can katarsın. Ağlama ama. Güzel gül artık. Tamam. Tamam. Tamam bak. Ağlamıyorum. Geçti. Canım, buyurun. Bebeğinle mi uyuyordun? Ona seni anlattım. Meleğin de bugün doğum günü dedim. Onun da mı doğum günü? Gel bir tanem. Gel. Gel. Geç. Gel. Hicran. Kusura bakmayın. Ben bir an uykusuz kaldım. O yüzden öyle oldu. Kusura bakmayın. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim. Yanlış zamanda geldim herhalde. Ya Burak. Ay inanmıyorum ya. Senin burada ne işin var? Yeliz asıl senin bu halinle. Pasta savaşına geç kalmadım değil mi? Hoş geldin Burak'cığım. Kusura bakma. Curcuna'nın ortasına düştün. Görünmez kaza işte. Sen geç otur. Biz hemen geliyoruz. Hadi kızım. Hadi hadi. Geç sen. Ne dikiliyorsun orada? Laf mı dinliyorsun sen? Hadi işinin başına. Zehra'cığım, bize bol köpüklü bir kahve yapar mısın rica etsem? Pes vallahi. Teyze yiyen ikinize de pes. Hoş geldiniz. Kahvenizi nasıl alırdınız? Sade. Peki, hemen getiriyorum. Bu kim biliyor musun? Ne duruyorsun? Bana karşı gelecek kadar yürekliysen söylesene kim olduğunu. Yeter be! Bıktım tehditlerinizden de oyunlarınızdan da. Bu adam benim babam. Ben de senin o nefret ettiğin züppelerden biriyim. Oldu mu? Mutlu musunuz? Rahatladınız mı? Ha, yeri gelmişken. Bu da benim eski sevgilim. Günlerdir beni tekrar elde etmek için kurduğu oyunları bozmakla uğraşıyorum.
Bu da Tayfun. Karaktersiz biri olduğunu anlamadan önce benim en yakın arkadaşımdı. Bitmedi. Haftalardır beni tehdit ediyorlar. Onlara bu gücü istemeden de olsa ben verdim. Ben, yani eski ben. Senin sevginle değişmeden önce, sana aşık olmadan önceki ben. Saçma sapan bir oyun oynayıp senin üzerine iddiaya girdik. Güzel kızım. Hadi Hicen ablana biraz izin verelim. Selam söyle. Annesine hiç üzmeyeceğimi de söyle. O da benim yeğenimi, benim annemi öpsün. Tanem, hadi gel. Sen bizi arabada bekle, olur mu? Hadi güzel kızım. Duydun mu beni güzel kızım? Eğer izniniz olursa bu mezarı yaptırmak isterim. Olmaz. Bunu kabul edemem. Neden? Çünkü o zaman bebeğimin öldüğüne inanmış olurum. Buraya geliyorum çünkü bebeğimi hissettiğim tek yer burası. Ama ben onun öldüğüne inanmıyorum. Benim bebeğim burada değil. Nasıl yani? Bana bebeğin öldü dediler. Cenazesini bile göstermediler. Biz defnettik dediler. Ama bebeğimin öldüğüne dair tek bir delil bile yok. Ölü doğmuş bebeğin. Sadece bunu söylediler. Ama öyle değil. Bebeğimin doğduğu an hala gözümün önünde. Onu gördüm. Ağlamasını duydum. Hissediyorum. Hala bir yerlerde yaşıyor benim bebeğim. Kimmiş acaba bu adam? Burak Bey. Emre Bey'in üniversiteden arkadaşı. Ne zamandır gelmemişti. Öğretmen diye biliyorum. Belki Melek için gelmiştir. Pek de yakışıklıymış ya. Sulandırma hemen. Hadi çabuk götür şunları bakayım. Gittim gittim. Ne oldu sultanım, korktun mu? Hiç kıyamam sana. Şey diyorum, Burak Bey gelmiş. Herhalde Melek'in doğum günü var ya, ona geldi değil mi? Ne oldu be? Eyvah, unuttuk. Pastayı unuttuk. Hadi Süleyman, git bir önce pastayı al da gel. Kız anlamadan al, hadi. Tamam, hemen alırım. Sen emret yeter ki. Emredersin. Tamam, tamam ya.
Hemen gidiyorum, hemen, hemen. Sakin ol yeter. Oy. Hınzır. İki tatlı sözle gönlümü alacağını zannediyor. Ama yok. İşin aslı öyle olmayacak Süleyman Efendi. Evimden olursam gözünün yaşına bakmam bak. Nasılsın Burak'cığım? Her gün daha iyiyim Aliye teyzeciğim. Burak'cığım. Kusura bakma lütfen. Biraz saçma bir karşılaşma oldu. Ben Melek'in doğum günü için pasta yapıyordum ama kazaya kurban gitti. Olur öyle şeyler canım. Ama çok güzel oldu biliyor musun? Yani çok sevindim seni gördüğüme. Çok iyi bir sürpriz yaptın gerçekten. Geleceğimden haberiniz yok muydu sizin? Emre söylemedi mi size Melek'e öğretmenlik yapacağımı? Ah, biliyoruz tabii. Biliyoruz canım, bilmez olur muyuz? Emre bana ve müstakbel nişanlısına danışmadan hiçbir şey yapmaz. Evet, geleceğini biliyorduk ama bugün olduğunu bilmiyorduk. Melek'in doğum günü ya. Telaştan unuttu sanırım söylemeyi. Sahi neredeler? Çok özledim ben Melek'i. Hicran Hanım'la buluşmaya gittiler. Birkaç saate geliriz demişti Emre Bey. Teşekkür ederim. Tabii ya. Ay, doğum günü telaşından kafa kalmadı. Emre Yeliz'e de çok ısrar etti gel gel diye. Hicran Hanım Melek'in bakıcısı, bir işi varmış da. Biliyorsun Emre kıramaz çalışanlarını. Biliyorum, bilmez miyim? Meşhur Hicran Hanım. Emre çok bahsetti. Mucizevi bir kadınmış. Melek'i iyileştiren de oymuş. Emre abartmayı çok sever bilirsin. Hicran Hanım iyi, dürüst bir kadın. Ama Melek'in iyileşmesinde asıl çabayı sarf eden Yeliz. İzninizle. Benim ufak bir işim var da halledip geleceğim. Sen benim kim olmadığımı, aslında kim olduğumu öğrettin. Bu insanların aksine aile olmayı, çıkarsız da bir hayat yaşanabileceğini öğrettin. Biliyorum. Yaptıklarım affedilecek şeyler değil. Ama sana aşık olduktan sonra her şey o kadar hızlı gelişti ki. Anlatamadım. Gerçekleri bir türlü söyleyemedim. Tam söylediğim anda da sen beni duymadın. Bana bunu neden yaptın? Ben seni seviyordum.
Ay yemin ederim yetti artık ya. Yetti artık ya. Ne demek hicranla buluşmak? Yemin'e sen ne işler çeviriyorsun ya? Bir de herkese anlatıyor hicranını. Sakin Yeliz. Alo. Ay Evliciğim neredesin? Hicranımı aldık, geliyoruz birazdan. Neredesiniz ki? Yeliz, şu an kapatmam gerekiyor. Konuşuruz, tamam mı? Yeliz'e anlatmak istemedim. Sonuçta bu sizin özeliniz. Böyle kalmasını tercih edersiniz diye düşündüm. Teşekkür ederim. Prensesim, güzel kızım. Senden bir ricam olacak. Buraya geldiğimizi kimseye söyleme, olur mu? Hicran ablanı daha fazla üzmeyelim. Senin öldüğüne asla inanmıyorum kızım. Biliyorum çünkü yaşıyorsun. Hissediyorum kızım seni. Bir gün mutlaka kavuşacağız seninle. Hadi geleceğim abla. Nasıl ya? Hayır. Ne demek hicranı almaya gittim? Allah Allah. Kadına bak ya. Konakta baş başa kaldığı yetmezmiş gibi. Bir de dışarıda plan yapıyor sevgilimle. Ah, hicran. Sen şansını fazla zorlamaya başladın hicran. Gerçek Yeliz'le tanışmayı hiç istemezsin. Ama beni buna mecbur bırakacaksın. Baba, radyoyu açsana. Tamam bir tanem. Müzik rahatsız ediyorsa kapatabilirim. Hadi yok, kalsın. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir ilaçtır. Kan bağışlayıp hastalara ümit olun. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarına bekliyoruz. Kan bağış ne demek? Melek'ciğim, biliyorsun ki kan insan sağlığı için çok önemli. Hepimiz hayatta kalmamızı vücudumuzdaki kana borçluyuz. Bazen insanlar hastalanabilir ya da yaralanabilirler. Böyle durumlarda da iyi insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara kan verirler. Yani hayatlarını kurtarmış olurlar. Bu sefer verenler hasta olmaz mı? Hayır tabii ki Melek'ciğim. Çünkü Kızılay'daki doktorlar kanın ne derecede alınacağını bilirler. O zaman ben de vermek istiyorum. Yani kan alım yaşı kaç onu bilmiyorum Meleğim. Ama iyilik yapmaya bu kadar meraklı olman çok güzel bir şey. Ben vermezsem babam verir. Değil mi baba? Hadi lütfen. Tamam bir tanem. Neden olmasın? En yakın kan alım noktası 3 kilometreymiş. Yani kan merkezi burada.
Bayağı bir acil oldu. Gideceğiz değil mi baba? Evet bir tane. Gideceğiz. Alacağın olsun Emre. Bizi düşürdüğün duruma bak. Peşinden ayrılmıyor kadının. Buluşmaya gitmişmiş. Ya bugün kızının doğum günü. Hala mı o kadının derdindesin? Yeliz biraz meşgul herhalde. Meleğin doğum günü ya, onun için çok heyecanlı. Kesin başka bir sürpriz hazırlıyor. Ona dalmıştır. Ben gidip bir bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kan bağışı günüymüş. Biz de iyilik yapmaya geldik. Tabii. Ben de kan vermek istiyorum ama olmazmış doktor amca. Bak ne kadar duyarlı ve iyi bir çocuksun. Zamanı gelince tekrar gel bize. Şimdi babanın elinden tutup getirmişsin. Sen de kan bağışı yapmış sayılırsın. Ya ben niye veremiyorum? Çünkü sen daha küçüksün. Sen her gün büyüdüğün için kana kendi vücuduna ihtiyacı var. Ama kan bağışlamak istiyorsan 18 yaşını geçtikten sonra gelebilirsin. Siz de kan bağışı yapmak ister misiniz? Tabii. Buyurun. Acıyacak mı? Hayır bir tanem. Acımıyor. Hele birine yardım ettiğini düşününce o zaman hiç acımıyor. Hadi bakalım. Buyurun. Sizinle ayrıca görüşeceğiz. Ama Esat amca, ben engel olmaya çalıştım. Kes sesini Pelin. Mutlu musun? Bu muydu istediğin? Her şeyi mahvettin. Düzgün konuş. Arkadaşın değilim ben. Babam var senin karşında. Doğru ya. Babam var. Sevgisini bir gün bile hissetmediğim babam. Keşke arkadaş olmayı başarabilseydim benim de. Berkay, haddini aşma. Üç kuruşluk insanlar için... Sen busun işte. İnsanları bile ederlerine göre ayırıyorsun. Onlar insan Esat Bey. Onlar insan. İnsanlık dediğin sayıyla, kuruşla ölçülmez. Ama tabii, sen de olmayanı nereden bileceksin? Keşke. Keşke o beğenmediğin insanlar kadar yakın olabilseydin bana. Bir gün, tek bir gün ustamın elini omzuma koyduğundaki sıcaklığı hissetmedim ben. Senin yanında da, evinde de. Hadi, git şimdi o şöminesi gürül gürül yanan buz gibi evine. Ne o? Vuracak mısın? Berkay, Berkay. Tamam. Yeter. Oh. Defolun gidin hayatımdan. Hepiniz. Hepiniz gidin. Defolun. Hepiniz defolun. Defolun. Defolun hepiniz. Ne yaptın sanıyorsun sen? İyice zıvanadan çıktın. Aliye teyze, rahat bırakın beni. Saçmalama. 2 dakikaya geliyorum dedin, yarım saattir yoksun. Hemen toparlan, in aşağı. Burak seni soruyor. Aliye teyze, lütfen üstüme gelmeyin. Rica ediyorum, iyi değilim. Ya ben şu an Burak'la uğraşacak hiç halim yok. Ne diyeceğim ben Burak'a? Yeliz bakıcı parçasını kıskandığı için sinir krizi geçiriyor. Geçince gelecek. Böyle mi diyeceğim? Hadi hemen toparlan, in aşağı. Hadi. Yürü. Al bakalım. Teşekkürler.
İkiniz de hastalara umut oldunuz. Hem de her biriniz 3 kişi umut olacaksınız. Biz kanlar alırken içindeki numunelere göre 3'e ayırıyoruz. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve plazma. Hastanın neye ihtiyacı varsa ona gidiyor. Size çok teşekkür ederiz. Ne demek? Görevimiz. 18 yaşıma geldiğimde ben de kan vermeye geleceğim. Hoş geldiniz efendim. Kelebek. Teşekkür ederim. Hicri Hanım, ben bir hazırlık yapmıştım ama yani durumları bilmiyordum. Eğer katılmak istemezseniz. Hayır, hayır. Bugün Meleğin en mutlu günü. Hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz bakalım bunca saat? Daha sonra konuşuruz Elis. Önce benim güzeller güzeli kızım bir sürprizini görsün değil mi? Sürpriz mi? Hı. Salonda seni bekliyorum. Buyurun Aliye teyzeciğim. Hani nerede sürprizim? Hani mi sürprizin? Gel bakalım. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Emre. Bir tanem. Burak benim arkadaşım. İşte sana sürprizim. Yeni öğretmenin. Nasıl yani? Bundan sonra sana ben öğretmenlik yapacağım. Ya Hicran ablan? Ben de burada olacağım Melih. Merhaba. Demek ki meşhur Hicran Hanım sizsiniz. Tanıştığıma memnun oldum diyeceğim ama neredeyse tanıyorum sizi. Yani Emre o kadar çok bahsetti ki sizden. Memnun oldum. Derviş amca ya. Hani çok anlamsız. Bir insan neden böyle bir yalan söyler ki? Kızım, insan aklı gayya kuyusu gibidir. Kim bilir ne düştü içine. Akıl sır ermez ki. Ya tamam ama biz ne yaptık ki ona? Ne oluyor? Niye arıyor bu? Hani senin şu yere göğe sığdıramadığın Berkay Efendi var ya. Meğer yalancının, düzenbazın tekiymiş. Yok şöyle garibanım, böyle fakirim diye diye bizi kandırmış. Meğerse Karun kadar zenginmiş biliyor musun? Pastaneyi satın alan da babasıymış. Hay Allah. İyi işte. Bunu mu alıyorsun? Aa, ama belliydi zaten. O çocuğun asaleti bizim burada kimsede yok. Kızım delirdin mi sen? Ha? Arkadaşım zenginmiş diye ağlanır mı? Başıma talih kuşu kondu diye gülüp oynayacağına. Abi ne var? Kötü bir şey mi söylüyorum? Oğlan ciğerci kedisi gibi dönerip duruyor etrafta. Belli. Gönül vermiş herife. Kerim Hanım. Ne oldu? Hicran ablamın hayatını mahvettin, sıra bana mı geldi? Ne istiyorsun ya? Kızım, o Soner uğursuz ve Berkay bir mi? İlla herkes kötü niyetli mi olacak ha? Bir düşün bakalım, niye saklamış zenginliğini? Doğru ya. Ben niye harap ediyorsam zaten kendimi. O yalan söyledi, o verecek hesabını. Hah, konuş, barış. Barış çocukla. Keriman teyze sakın. Bak sakın aklından bile geçirme. Ah Keriman, ah Keriman. Ben ne söyledim ya? Cahile söz, nafile söz.
Allah'ım ya Rabbim. Ben olmasam kime söyleneceksiniz acaba? Kız, bu havaleli telefonu unuttum. Elif! 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 Bana bak. Fazla naz aşık usandırır. Kulağını iki çek, bir dinle bakalım derdi neymiş. Ha? Bak yana yakalı seni arıyor. Berkay peşini bırakmayacak. Aferin oğlum, böyle devam. Şans yüzüne gülüyor mu ne? Hicran konakta, Elif yalıda. Yok. Bu böyle olmaz. Bu hikaye bitecekse asıl söylemem gerekeni duyduktan sonra bitecek Elif. Ben şu çöpü atıp geleyim Nedim abla. Bana bak. Burak Bey'i göreceğim diye salonu su yolu yaptın. Şuradan çıkar bakayım çöpü sen. Ya ne alakası var abla ya? Geliz Hanım ortalığı batırdı pasta yapacağım diye. Bir de üstüne sinirlenip parça pinçik etti. Geliz yaptığı pastayı mı parçaladı? Kazara elinden düştü. Hay Allah'ım ya. E ne yapacağız şimdi? Ben aceleden pasta almayı unuttum. Hiç endişelenmeyin. Süleyman gitti almaya. En güzelinden aldım geldim Sultan. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş buldum. Ya çok teşekkür ederim. Yani siz olmasaydınız ben ne yapardım? Olur mu öyle şey? Melek torunumuza canımız feda efendim. Ben pastayı hazırlar getiririm. Tamamdır, teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ayarsızsın Süleyman, ayarsız. Sevdanın ayarı olmaz Sultan. Ver şu pastayı. Hadi işine. Hadi hadi. Hadi güle güle hadi. Yürü. Ben hallederim onu. Yürü. Melek'ciğim. Hicran ablanla ders yapıyormuşsunuz. Neler öğrendin? Şey, renkleri biliyorum. Aa, başka? Ay, benim kızım sayı saymayı da biliyor öğretmeni. Peki harfleri de biliyor musun? Hadi Meleğim, cevap ver öğretmenine. Anne ve baba yazmayı biliyorum. Aferin sana. Bir de Melek, Emre bir de Can yazıyorum. Ya sen ne çok şey biliyormuşsun öyle. Peki daha fazla şey öğrenmek ister misin? Mesela okumayı? Melek'ciğim, bak Burak öğretmenin sana ne istersen öğretecek. Okula hazırlayacak seni. Eğer izin verirse ben de hep yanında olacağım. Tabii ki çok mutlu olurum. Benim de sizden öğreneceğim çok şey var. Emre az bile bahsetmiş sizden. İşinizde gerçekten çok iyisiniz. Bir tanem. Öğretmeninle tanışmaktan mutlu oldun mu? Ben de çok mutlu oldum senin gibi akıllı bir cimcimeyi tanıdığıma. Hadi gel. Bir sevgi sarılması yapalım.